Değerli canlar, değerli dostlar, iyi akşamlar diliyorum. Hepinize Hacı Bektaş'tan sevgi ve muhabbetlerimi yolluyorum. Konuşmama önce bir Gülbenk'le başlamak istiyorum. Hüda kıl mağfiret cümle günahım, Muhammed Mustafa Hakkı bağışla. Velayet mülkünün hem padişahı, Aliyel Mürteza Hakkı bağışla. Resul-i Kibriya'ya hemser olan, şefaatle Ünasa rehber olan, muhakkak ki Ümmühat rehber olan, Hatice-ül Kübra Hakkı bağışla. Budur envari bahrin esası, getirir lüli-i mercanı hası, yüzüm sürüp Fatıma'dan recası, bu dem hayr-ül nisa hakkı bağışla. Üçler, beşler, yediler, kırklar, 12 imam, 17 kemerbest, pir-i tarikat, hünkâr Hacı Bektaş Veli hakkı bağışla. Allah Allah, akşamlar hayrola, hayırlar fetola, şerler defola, münkürler mat, münafıklar berbat ola. Sırlar mestur, gönüller mesrur ola, meydanlar abat ola. Hak Muhammed Ali yardımcımız ola. Cenab-ı Allah dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımız vere. Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda nasip müyesser eyleye. Korktuğumuz yerlere uğratmaya, şeytanın şerrinden, adu metrinden, hıfz-ı emanda eyleye, namerde muhtaç eylemeye. Geçmişlerimizin ruhu şad, mekanı cennet ola. Gençlerimizin ömrü uzun, bünyesi taim, ikbali aydınlık ola. Cenab-ı Allah cümlemizi didar ehli beyte, meşrep Hüseyin'e nail eyle. Hünkâr Hacı Bektaş Veli, mu'in ve destgiriniz ola. Dil bizden, nefes erenlerden ola. Geçen demine mümine yâli. Ya Allah, ya Muhammed, yâli. Değerli Ehl-i Beyt dostu canlar, Ocaksade dedelerimizin başlatmış olduğu Ocaksadeler Meclisi Hareketi her geçen gün güçlenerek yoluna devam etmektedir. Hareketimiz başladığı ilk günden itibaren aleyhimizde söylemler büyük ama kendisi küçük, içi boş olan bir şer ittifakı kurulmuştur. Ocaksadeler Meclisi Hareketi'nin kimi çevreleri rahatsız etmesi gayet doğaldır. Bizi eleştirenler, aleyhimizde bulunanlar mutlaka olacaktır. Bunlar bizi asla yıldıramaz. Bizce ve Alevi ahlakına göre de yanlış olan, aciz hale düşen bu şer ittifakının hiçbir ahlaki kaygı gütmeden aleyhimizde başlatmış oldukları hakaret ve iftira kampanyasıdır. Elbette biz onların seviyesine inmeyeceğiz. Ama bu hakaret ve iftiraları da cevapsız bırakmayacağız. Ocaksadeler Meclisi hareketine karşı kurulan bu şer ittifakının oyuncularını bizler yakından tanıyoruz. Bunlar Aleviliği ve Alevileri istek ve çıkarlarına göre kullanan, buradan rant elde eden kişi ve kurumlardır. Bunlar Aleviliği ve Alevileri siyasal amaçları için kullanmak isteyenlerdir. Bunlar eşikte duran, yolun üstüne oturan, insanları yoldan çıkaran kişilerdir.
Bunlar yolumuzu tanınmaz hale getiren ve yeni bir din yaratmaya çalışan aslında inançsız, itikatsız kişilerdir. En zararlısı olan sonuncu gruba biz Alisizler, hariciler diyoruz. Alisizler, çağdaş hariciler diyoruz. İşte Ocakzadeler Meclisi bu tür kişiler ve oluşumlarla mücadele etmek için yola çıkmıştır. Ocakzadeler Meclisi, haricilerin olmadığı herhangi bir vakıf, dernek, cemevi, dergah gibi inançsal hiçbir kurumu ve kişiyi hedef almamıştır. Bizi rahatsız eden birçok Alevi kurum, kuruluş ve makamlarının hariciler tarafından kuşatılması ve rehin alınmasıdır. Değerli canlar, Hünkar Vakfı'nın Ocakzadeler Meclisi ve şahsıma karşı bildiri yayınlaması bizi ister istemez cevap vermeye ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için bir açıklama yapmaya zorlamıştır. Ocakzadeler Meclisi'nden, Ocakzadeler Meclisi hareketinden korku, panik ve tedirginlik yaşayan Alisiz hariciler, Alevi ahlakına ve kişilik haklarımıza aykırı geniş çaplı bir karalama kampanyası başlattılar. Bu beklenen bir durumdur. Çıkarları bozulacak olanların öfke ve telaşla başlattığı düzleşsiz bir karşı saldırıdır. 10 yıllarca bu tür çirkefliklerle Alevi kurumlarının bir kısmını ellerinde tutmayı başardılar. Ancak bu çirkeflikler, iftira ve hakaretler artık bir işe yaramayacaktır. Artık karşılarında bireyler değil, 10 yıllardır Alevi toplumunun biriken haklı istekleri ve bu beklentileri doğru yöne kanalize edecek olan Ocakzadeler vardır. Alisiz hariciler Alevi kurumlarından temizleninceye kadar Alevi toplumunun haricilere karşı mücadelesi devam edecek. Kurumlarımız en sonunda özü ve sözü bir olan Alevilere teslim edilecektir. Mücadelemizin başka türlü sonlanma ihtimali yoktur. Alisizler kendilerini zayıf hissettikleri anda Hacı Bektaş Veli dergahı postnişinine sarılmış, sanki bu hareket postnişinlik makamına başlatılmış gibi kamuoyunda yanlış bir algı yaratma gayretine düşmüşlerdir. Değerli dostlar, hedefimizde ne postnişin vardır ne de kurmuş olduğu Hünkar Vakfı. Bizim arzumuz postnişinin geleneksel Alevilik düsturları gereği Alisiz haricilerden uzak durması, hatta mücadelede ön safta bulunmasıdır. Şimdiye değin postnişin kendisine bağlı dedelerin ve taliplerinin de söylediği üzere çok büyük hatalar yapmıştır. Defalarca uyarmamıza rağmen bu hatalarında ısrar etmiştir. Nihayet hatalı uygulamalarının sonucu olarak hem Alevi toplumunda hem de icazet verdiği birçok dede üzerindeki etkisi zayıflamıştır. Ne yazık ki son birkaç haftadır Alisiz harici takımı
üst üste yaptıkları açıklamalarla Kosnişin yanında saf tutmuşlardır. Kosnişin de bunlarla arasına mesafe koymamıştır. Bu durum hem makam hem de makamda oturan kişi için dramatik bir durumdur. Alisiz haricilik hem yolumuzun celladıdır ve hem de bir milli güvenlik sorunudur. Ehl-i Beyt sevgisini Anadolu ve çevre bölgelerde yayan, Anadolu'nun Türkiye olmasında öncü rol oynayan Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimizin mirasının alisiz haricilerin elinde oyuncak edilmesine sessiz kalmamız kimse tarafından beklenilmemelidir. Kosnişi'nin de bu mirasın düşmanları ile el ele vermemesi, bu çevreleri yanına yöresine dahi yaklaştırmaması gerekir. Aksi takdirde Kosnişi'nlik makamına zarar verecek ve kendi saygınlığını da sıfıra indirecektir. Bütün bunlara rağmen Kosnişi'nin geri dönülmez bir noktada olmadığını belirtmek isteriz. Hatalarını hızla düzeltir. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin çizgisine döner. Çevresinden alisiz haricileri uzaklaştırırsa biz de doğru işlerinde kendisine destek oluruz. Biz dergahta, yolda, erkanda ikilik istemeyen tarafız. Aleyhimizde bulunan şer ittifakı ahlaksız olduğu kadar da cahil bir topluluktur. Alisiz hariciler mürşitlik ve kosnişinlik kavramlarında kasıtlı olarak birbirine karıştırarak yanlış bir algı yaratmaya ve Ulusoy ailesini etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır. Mürşit, Hacı Bektaş Veli soyundan olup taliplere yol gösteren, müşkül çözen, talibi irşad eden kişidir. Mürşit sürekli taliple irtibat halindedir. Kosnişin ise mürşitler içinden belirlenen en üst makamdır. Bu makamda işleri organize eder ve yürütür. İşte Kosnişin ile mürşit arasındaki fark bu kadar nettir. Kosnişinlik ünvanı 677 sayılı tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanunla 1925 yılında kaldırılmıştır. Kosnişinlik ünvanı fiilen kullanılmakla birlikte yasal geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle son yasal kosnişin dedem Veliyettin Hürrem Çelebi'dir ve bu yayını da onun Hacı Bektaş'taki konağından yapıyoruz. Bazı kendini bilmezler hem bu konuyu hem de mürşitlik ve kosnişinlik ayrımını önce öğrenip sonra kelam etseler kendi açılarından daha mantıklı olur. Bizler Hacı Bektaş Kosnişi'ni ve başkanı olduğu Hünkar Vakfı ile onlara bağlı, inançlı, itikatlı, dede, aşık ve taliplerden
Aleviliği dert edinen bütün kişi ve kurumlardan, Alisiz haricilere karşı başlattığımız Ocaksadeler Meclisi'nde yanımızda olmalarını ve bizimle aynı cephede saf tutmalarını bekliyoruz. Dede, ana, baba, aşık, akademisyen, yazar, yönetici gibi ünvanlara sahip bütün canları da mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz. Bu mücadelede tarafsız kalmak, Aleviliğe ve kutsallarımıza saldıran, Alisiz haricilere destek olmak anlamına gelir. Mücadelemiz, Aleviliği Alisiz haricilerden temizleyinceye kadar sürecektir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz. Aşkı muhabbetlerimle. Hüseyin Hürrem Ulusoy, Ocaksadeler Meclisi, Yürütme Kurulu üyesi ve Serçeşme Vakfı Başkanı. İyi akşamlar diliyorum.